Teşekkür ederim güzel cümleleriniz için. Çok kıymetli konuklarımız bir aradayız ve çok mutluyum. Bugün gerçekten özel konuklarımız var. Bugünün güzel konuklar arasında hem Adana hem de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Güney'in sıcaklığını bizimle buluşturdular. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Müfit Gürtünay'a teşekkür ediyoruz bize eşlik ettikleri için. Yine önceki dönem milletvekilimiz Sayın Süleyman Çelebi. Biraz önce tabii önceki dönem bakanlarımızdan Bahattin Yücel Bey'i görmüştüm ama ben yine de kendisini buradan selamlamış olayım. Elbette ki bugünün gerçek ev sahipleri olan çok değerli sanatçılarımız, daimi ev sahipleri olacak olan küratörlerimiz, eleştirmenler, yazarlar, kısacası bütün sanat camiasına, birçok kurumun temsilcisine de bizi eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul çok farklı ve özel bir şehir. İstanbul'u yönetebilmek, kesinlikle onun kutsal bir emanet olmak pozisyonuna oturtmakla başlıyor. Bu şehrin kadim tarihinin sorumluluğunu hep birlikte üzerimizde hisseden bir ekibiz. Ve hiçbir anında bu duyguyu asla ruhumuzdan uzaklaştırmıyoruz. Özel ve asil duygular açıkçası bunlar ve bizi doğru yola doğru her zaman itiyor. İstanbul sevdaları farklı duygularla ifade edilebiliyor güncel yaşamda. Ama bizim duygularımızda onlar yok. Yani bazı duygular çok fazla bizi meşgul etmiyor. İmar rantı, kupon arazi vesaire gibi duyguları ruhumuzda pek taşımıyoruz. Biz miras kavramını önemsiyoruz. Arkadaşlarım İBB Miras diye karşıma bir marka getirdiklerinde ben çok etkilenmiştim. Bugün hak ettiği yere bu markanın erişmesi de önemli. Tabii miras önemli ama korunursa ve mirasa sahip çıkarsanız önemli. Şayet miras yedi gibi davranırsanız Allah korusun. Tabii bu tavır ve tarz şehre bazen çok şeyi kaybettirebiliyor. Onların bu bakış açılarının tam tersine biz şehrin gerçekten unutulmuş alanlarını ya da bir kısım sekteye uğramış, kaybedilmiş, belki başka duygularla beklemeye alınmış noktalarını çok özenli çalışmalarla geleceğe hazırladık ve hazırlamaya devam ediyoruz. İstanbul'a bakınca eşsiz bir dünya mirasını, paha biçilmez bir ecdat yadigarını görüyoruz. Bu mirasın, bu yadigarın 16 milyon İstanbulluya her yönüyle en doğru biçimde ve en doğru ihtiyaçları karşılayan şekliyle kavuşturmanın yolculuğunu bu şehirde var ediyoruz. Tarihsel ve kültürel sürekliliğin var olması adına da bakıyoruz ki aslında İstanbul size her türlü fırsatı verebiliyor. Tarihi fener evleri, tarihi kara surları, yere batan sarnıcı, Botter Apartmanı, Metrohan, Saint Pierre Hanı, Gülhane Sarnıcı, kütüphane, troleybüs, Cendere Sanat Müzesi, Müze Gazhane, Haydarhane Camii, Seyyid Velayet Türbesi, Anadolu Hisarı, çok yakında Rumeli Hisarı, Taş Mektep ve diğerleri. Gerçekten yani her anında bir kaybolmuş bir yerin hayata döndüğünde insanları nasıl ısıttığını da görüyorum. Bunlar restore ederek ihmal edilmiş metruk hallerine son vererek İstanbullularla buluştuğunda inanılmaz bir ruh kazanıyor. Yani şurada bir iyileştirici ruhun varlığını herkes hissedebiliyor diye düşünüyorum. Bu güzel listeye bugün Feshane'yi eklemenin de gururunu yaşıyoruz. Feshane, Osmanlı sanayileşmesinin öncü tesislerinden bir tanesi. Başta Fes olmak üzere kumaşlar, askeri çizmeler, halı kilimler ve bu tarz ürünlerin üretildiği Feshane, yerli sanayimizin gelişmesi adına da önemli bir tarihçeye sahip. İlk kez buhar makinelerinin kullanıldığı bu tesis zamanla
kapsamlı bir dokuma fabrikasına da dönüşmüş. Bu endüstriyel mirası Fesane'yi tarihi kimliğe uygun bir restorasyon anlayışıyla bugüne getirdik. Art İstanbul Fesane olarak yeniden tanımlayarak kent hayatına kazandırdığımız gibi hem ülkemizin hem de dünyanın eşsiz bir sanat merkezi olmasına dönük yolculuğa çıktı. Bienal alanı, geçici sergi alanları, konferans salonu, kütüphane, mağaza, bu tür alanlarıyla Haliç'e yeni bir değer daha hep birlikte katmış oluyoruz. Fesane, İstanbul'un sembol yapısı, şehrin en büyük kültür sanat mekanı olarak ulusal ve uluslararası sergilere ev sahipliği yapmaya artık hazır. Açılışla birlikte sunduğumuz Ortadan Başlamak ismiyle beraber oluşan sergi, farklı tekniklerden ve dönemlerden oluşan 400'den fazla eseri kapsıyor. Fesane'nin açık ve kapalı alanlarına yayılan ve 19 küratörün ki hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. 300 sanatçının katıldığı sergi çeşitli etkinliklerle zenginleşecek. Tarih ve kültürün yanı sıra süreklilik ve değişim kavramlarına verdiğimiz önemin de kıymetli bir göstergesi olacak. Kent yönetimi hem bir sürekliliği muhafaza edebilmeyi hem de değişimi sağlayabilmeyi gerektirir. Geçmişi, bugünü ve geleceği ortak bir bakış açısında buluşturabilmeyi çok ama çok önem arz edecek şekilde gerektirir. Tabii bunu sağlayabilmek önemli. Ortak akla, bilimsel uzmanlığa, toplumsal vicdana dayalı kararlar almayı sağladığınızda mutlaka bu tarz güzel eserlerle buluşuyorsunuz. İstanbul'da bunu başarmaya çok kararlıyız. Hep birlikte başarıyoruz. Bize yol gösteren, güç veren, destek olan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Art İstanbul Fesane'nin kültür sanatla, tarihle dolu nice buluşmalara ev sahipliği yapmasını da elbette istiyoruz. Şunu söylemek isterim, Haliç çok özel bir sürece erişti. Haliç'te ne yazık ki bir yanlış projelendirmeyle eksik kalan ve tümden neredeyse 3 kilometreye yakınını sökerek sıfırdan başladığımız ve biraz önce buradan geçen tramvayı bitirmemizdeki son 1 kilometrelik kısmını da Ağustos sonunda Eminönü Meydanı'na ulaşacak şekilde bitireceğimiz bu tramvayın bitişiyle bu sahada İstanbul'a yeni nesil pırıl pırıl yaklaşık 800 bin metrekarelik yeşil alanı kazandırmış durumdayız. Tabii bunu kazandırırken çok farklı sanat alanlarını hem Balat tarafında hem Kasımpaşa tarafında İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle yeni sanat alanlarını, yeni etkinlik ve kültürel alanları İstanbul'a hediye ettik. Hemen karşımızda daha geçen hafta açmış olduğumuz Su Sporları Merkezimiz İstanbul'un bu nadide coğrafyasına yani altın boynuz diye tariflediğimiz bu coğrafyaya yine spor imkanlarını sağlamanın çok özel bir noktası haline geldi. Ben hep söylerim, dünyada kürek sporuyla bu coğrafyanın birleştiği an dünyada hiçbir yerde yoktur diye düşünüyorum. İşte yine bu bölümde Tersane Haliç diye özel bir kurumun yapmış olduğu çalışmaların eklenmesiyle Haliç'i boydan boya bir tarihle, sanatla, kültürle buluşma noktası haline getiriyoruz. Haliç'le ilgili bir platformun toplanmasını, bu platformun etkinlik takviminde birbirini pozitif etkileyen, pozitif tetikleyen, dünyada çok özel bir statüye kavuşmasını sağlayan adımları da attık ve kararlı bir biçimde yaz dönemi içerisinde bu süreci güçlü bir şekilde hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtıyor olacağız. Aynı zamanda bu Tersane Haliç'le ilgili de oradaki yapımcı kurumla bu sanat sahasına ilave katkılar yapması konusunda bir kısım sponsorluklarla alakalı ön protokolleri anlaşmış ve imza haline getirmiş durumdayız. Kısacası Haliç'e sadece bir tek bina ölçeğinde değil, yanında ilave yapacağımız sanat alanlarıyla yaklaşık 50 bin metrekareyle değil, gerçekten bu alanda
yüz binlerce metrekarelik bir alanda tramvay erişimiyle, deniz erişimiyle ve özellikle kültür sanat alanlarıyla dünyaya bir Haliç markasını kazandırma konusunda kararlı bir vizyoner bakış açısı içerisindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına bu atacağımız her adımda gerçekten mutlu olacağınız, İstanbul'a ilave turist konaklama günleri katacağımızı şimdiden herkese müjdelemek istiyorum. Bu vesileyle tekrar Art İstanbul Fesane'nin İstanbul'a, kültür sanat yaşamına ve hatta bütün Türkiye'ye ve dünyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ben bu akşam bir özel anı fotoğraflamak isterim. İki belediye başkanımızı, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'ı buraya yanıma davet etmek isterim. Elbette Sayın ki, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve evet, Sayın Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız bir fotoğraf çekim için sahneye geliyorlar. Sayın Ali Müfit Gürtün'a da yine İstanbul'uza hizmet etmiş bir belediye başkanımızla burada anımıza eşlik etmesini özellikle istiyorum. Şuradan bir fotoğraf alırsak. Sayın Ali Müfit Gürtün'a da sahneye geliyor. Şöyle bir izin verirsek.